risk odaklı vergi incelemeleri yapma, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirme ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırma misyonuna sahip Vergi Denetim Kurulu'nun yeni dönem maliye politikalarımız açısından çok ama çok önemsiyoruz. Bugün gerek benim başkanlığımda olsun, gerek bu toplantı açıklama sonrasında olsun, detaylı bu çerçevede görüşmelerimiz olacak. Çünkü yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, yeni ekonomi programında taahhüt ettiğimiz reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız. İşte bugün yapacağımız bu strateji değerlendirme toplantısı ile tüm grup başkanlarımızla yeni yol haritamızı oluşturacağız. Hedefimiz çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek. Özellikle vergi konusunda, çünkü bir devlet mantığıyla değil, mükellef bir müşteri ise ve sonuç özel sektör mantığıyla müşteri memnuniyeti ise, mükellef mantığını daha memnun bir kültürle ve iletişimle yönetmekse, bu çerçeveyi, bu anlayış üzerine inşallah inşa edeceğiz. Malumunuz göreve geldiğimiz ilk günden beri, her alanda olduğu gibi bu alanda da süreçleri diğer paydaşlarla birlikte kurgulayacak, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıyı tesis edeceğiz. Kıymetli Hazırım, Ağustos ayında başlayan malum spekülatif ataklara karşı devreye aldığımız bir dizi aksiyon planının ardından, özellikle yeni ekonomi programımız çerçevesi içerisinde açıkladığımız birçok konuda, ekonomide tüm göstergelerde elhamdülillah oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki spekülatif dalgalanma sonucu fiyatlarda oluşan köpük olarak tabir edebileceğimiz seviyenin de inşallah artık Ekim ayı enflasyonuyla birlikte kırılmaya başladığını, ki sahada bunu görmeye başladık. Sahada çok ciddi bir kırılma var. İnşallah Ekim ayı enflasyonu önümüzdeki haftaya açıklandığında da görmeye başlayacağız. Yeni ekonomi programımızın da temelinde yer alan enflasyonla mücadele kapsamında fiyatlarda normalleşmeyi sağlamak ve kurdaki spekülatif yükselmenin etkisiyle oluşan özellikle fiyatlamalardaki negatif tabloyu kırmak için malumunuz enflasyonla topyekun mücadele programını açıklamıştık. Bugün itibariyle bu programa destek veren STK ve firma sayımız 2500'ü aştı. Bu hakikaten çok müthiş bir rakam. Tüm Türkiye çapında zincirler dahil, kurumlar dahil çok müthiş bir rakama ulaştı. Tamamen gönüllülük usulüne dayalı bu süreç çok ciddi bir başarı ortaya koydu. Ben bu önemli sürece destek veren tüm firmalarımız, STK'larımızı, kuruluşlarımızı tek tek teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ki şu son bir iki haftadır bize gelen telefonlarda, şunun da altını çizeyim, %10 diye başladık ama özellikle kurdaki iyileşme, piyasadaki iyileşme, beklentilerdeki iyileşmeden sonra birçok firmamız artık %20'ler, %30'larla indirimlerle gönüllü bir şekilde bu programa katılmaya başladı. Ben de buradan halkımıza sesleniyorum. Seslenmek istiyorum. Diyorum ki enflasyonla mücadele logosunun olduğu dükkanlara gidiyorsunuz. Şimdi biraz da indirimlere bakın. Şu %10'lar değil, 20-30'lar varsa 20-30'ları tercih edelim. Yani özellikle bu logolu firmaları tercih edelim. Ama artık indirimler daha da artmaya başladığı için buralarda ciddi bir teşvik edici bir unsur oluştu. Süreçte pozitif gelişmeler yaşandıkça, kurda ve faizlerdeki trend aşağı yönlü oldukça, buradaki indirim oranları demin de bahsettiğim gibi %10'un üzerine çıkmaya başladığını görmekten hakikaten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda bu gönüllülük esasıyla birlikte bu seferberliğin her geçen gün güçlenerek daha da artacağını tüm kalbimle inanıyorum. Piyasada yakalanan olumlu havaya katkı olacak şekilde indirim oranlarında yeni bir hareket, çok daha güçlü bir süreç adım adım hızlı bir şekilde ilerliyor. Bankalar Birliği de bu sürece katkıda bulunacağını açıklamıştı, hepimizin malumu. Özellikle sağladığımız güçlü koordinasyonun yanında
Ekonomimizdeki bu son dönemki pozitif gelişmelerin etkisiyle birlikte kredi faizlerinde son bir aylık süreçte çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. İşte %40'lar, %50'ler konuşulduğu kredi faizlerindeki süreç bugün itibariyle gün gün BDDK'mız takip ediyor, bizler takip ediyoruz. Geldiği nokta, geldiği ortalama günlük oranlar %30'ların altına inmeye başladı. Ve mevduat faizleri de %20'lerin altına inmeye başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Tabii ki yeterli mi? Değil. Bu sürecin, bu dalganın artık terse doğru dönmeye başladı. Bu trendin aşağıya doğru inmeye başladığını gösteren çok güzel gelişmelerden bir tanesi. Çünkü reel ekonomi açısından baktığımızda finansman, finansmana erişim maliyeti çok önemli bir unsur. Bunu ne kadar negatif fiyatlayarak trendi bir noktaya taşırsak ekonomiye etkisi nasıl olur? Ne kadar pozitif gelişmelere doğru, gelişmelere bağlı trendi aşağıya doğru kırmaya başladığını görürsek algı da o noktada pozitif olur. Bankalarımızda yakaladığımız bu güçlü koordinasyon ve iletişimin piyasaya olumlu şekilde yansımaya başladığını gün gün zaten biz takip ediyoruz. Ve özellikle vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün de kredi süreçlerinde sorun yaşamamalarını bizatihi ben kişisel olarak takip ederek buna çok büyük bir önem veriyorum. Özellikle bugün buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda bankalarla ilgili sorun yaşayan, sorunu çözemeyen vatandaşlarımız için kurulan 0850 222 23 35 no'lu çağrı merkezini çok önemli görüyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat bakanlığımız, bizzat ben takip ediyorum. Biz tüm bu süreçlerde hem bankalarımızın, hem reel sektörümüzün, hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah gerek para politikalarında, gerek maliye politikalarında başlattığımız bu güçlü duruş çok daha güçlenerek devam edecek. Aksiyon planlarımız, açıkladığımız yol haritalarımız ve ekonomi programlarımız elhamdülillah şu ana kadar başarılı oldu. Türkiye için çok daha olumlu bir sürecin başladığını çok net ifade edebiliriz. Ancak daha yolun başındayız. Öyle gevşemek yok. Öyle bizim kitabımızda hiç yok. Demin arkadaşlarla onu konuştum. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var. Öyle gevşeyelim, rahatlayalım. Dünyada bu kadar problemli bir çağdan geçtiğimiz bir süreçte Türkiye olarak bizim hele hiçbir saniye gevşeme lüksümüz yok. Şimdi motivasyonumuzu ve kararlılığımızı koruyarak aynı şekilde güven arttırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Güçlü reflekslerimizi koruyacak, hedeflediğimiz seviyelere arzu ettiğimiz zaman diliminde ulaşacağız. Bugün aynı noktada bu çerçevede baktığımızda tüm kamuoyuyla önemli gördüğüm bir açıklamayı da paylaşmak istiyorum. Gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörlerimizi canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında %18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Ve önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar bu uygulama 1 Kasım itibariyle 31 Ekim'de bitiyordu. Devam edecek yıl sonuna kadar bu noktada. İkinci olarak tapu harçlarının %4'ten 3'e indirilmesi. Bu uygulamayı da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlığımız mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını %18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar beyaz eşyalarda 0'a indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc 6 motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.
Ve son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını %18'den %1'e indiriyoruz. Ve saydığımız bu 6 başlıktaki ekonomimizde çok önemli alanlarda gerek ekonomimizin daha hızlı bir şekilde hareketlenmesi, piyasanın daha hızlı bir şekilde canlanması açısından bu önemli adımlarla yıl sonuna kadar bu uygulamayı başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu 6 başlıkta uygulanacak vergi indirimlerinde amacımız hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesinin sağlanması. Özellikle belirtmek isterim ki uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin nihai satış fiyatlarına yansımasını birebir ben takip edeceğim. Çünkü bu topyekün bir uyumlu koordinasyon. Bunu hem maliyetler, hem fiyatlar, hem piyasa canlılığında tüm paydaşlarımız koordine hareket edecek. Ve ben inanıyorum ki bahsi geçen sektörlerin tamamı için çok büyük bir müjde, güzel bir haber niteliğindeki bu süreç ekonominin tamamına çok pozitif bir şekilde yansıyacak. Ve Eylül enflasyonu için ben şunu ifade etmiştim ilk günden itibaren. En kötüsünü geride bıraktık demiştik. İşte tüm bahsettiğim bu konuşmamdaki adımlarla birlikte normalleşme ve adım adım iyileşmeyi sağlamaya başlayarak bu trend güçlenerek devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da Türkiye'yi kur enflasyon faiz sarmalına girdi diye yaygara kopararak bir noktaya taşımaya çalışsa da Ekim ayı enflasyonu ile birlikte inşallah tüm bu saydığımız alanlarla birlikte ne kadar güçlü bir süreci, pozitif yaşanan gelişmelerle birlikte bu düşüşleri ve olumlu gelişmeleri teker teker görmeye devam edeceğiz. Biz güçlü adımlarımızı atmaya, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bu kapsamda da özellikle vergi alanında da eksiklerimizi gözden geçiriyoruz. Performanslarımızı masaya yatırıyoruz. Kayıt dışının kayıt içine alınması, vergi tabanının genişlemesi, vergi mevzuatının özellikle burası önemli, sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların izlenmesi için atacağımız hazırlıklar, tüm bu adımların hızlı bir şekilde hayata geçmesi için çok kısa bir sürede adımları hayata geçirmek için ortaya koyacağız. Ve inşallah kısa sürede maliye politikalarında çok daha etkin, çağın gereklerine ayak uyduran ve hedeflerimize ulaşmak için büyük itici güç olarak tüm bu düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle biraz önce açıkladığım KDV ve ÖTV düzenlemelerini de tüm bu paketin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.